Nikolas dabadebidan ზურგისტვინის სიმსივნე ჰქონდა, მუცლისგლუში გავრცელებით. Საქართველოს ჩაუტარდა ორი ოპერაცია, რომელიც სამწუხაროდ ჩატარდა უშედეგოდ. Შემდეგ მოგვიწია საზღვარგარეთ კლინიკების მოძიება, სადაც შეძლებდნენ ნიკასთვის ეს ოპერაცია ჩაეტარებინათ. Ახლობის რეკომენდაციით მოხვდით სტამბულში, Medipol Mega Sauniversitet'e savat kopuşu. Bize geldiğinde 2 yaşındaydı. Belinde, omuriliğinde doğuştan kapanma problemi vardı ve sinirleri dışarıdaydı. Aynı zamanda skolyozu, omur ve eğriliği oluşmaya başlamıştı. Daha sonra hastamızın tedavisini beyin ve sinir cerrahlarıyla beraber planladık. Önce onlar o açık omurilik zarını kapalı hale getirdiler. Daha sonra biz takip kararı aldık. Çünkü skolyoz öyle bir problem ki çok erken dönemlerde ameliyat edersiniz, İleriki dönemlerde daha büyük problemlerle karşılaşabiliriz. Nikolas'ın eğriliği 2 yaşından itibaren tedricen artmaya başladı. Biz bunu başta fizik tedaviyle beraber koordine olarak korse tedavisiyle kontrol altına almayı planladık. Birkaç yıl korse ile devam ettik. Daha sonra 8 yaşına geldiğinde artık korse ile bu eğriliği kontrol altına alamıyorduk. Çünkü eğrilik hastanın oturma dengesini de bozar hale gelmişti. Bundan dolayı biz omurgayı düzeltme ve dondurma kararı aldık. Ve hastamıza vidalarla omurgayı sabitleme yani füzyon ameliyatı yaptık. Bu da hastanın oturma dengesini tekrar sağladı. Oritlistin dağılığıbit arz Nikolas Çavdar'da urtulesi operasiya ve xute operasiya camşi. Romelit simsimliden gamom dinare iqo urtulesi. Radgan bavş fakti urat nahevari xerxemali agar gaçında. Moxta rekonstrukciya. Რომელმაც 100%-იანად ნამდვილად კარგად ჩაიარა, დავართ ძალიან გახარებულები. ნიკა თავს კარგად გძნობს. 11 წელი გვეცვა პლასტიკური კორსეტი, არც კორსეტს აღარ საჭიროებთ და აღარც ტკივილები აქვს. Erken dönem skolyozda iki çeşit tedavi yöntemi var. Birincisi büyüme dostu cerrahi tedaviler. Bunlarda eğer çocuğun yaşı çok küçükse ve büyümesine fırsat tanımak istiyorsak o zaman büyüyen yöntemleri kullanıyoruz. Ama çocuk belli bir olgunluğa geldiyse, belli bir yaşa geldiyse omurgayı sabitliyoruz. Sabitleme ameliyatında sadece bir defa ameliyat olur ve hasta normal olması gerektiği gibi bir vücut halini alır ve desteksiz bir şekilde oturucu pozisyonuna gelir. Ama büyüme dostu cerrahilerde iki aşamalı tedavi planlarız. Daha önce biz büyüme dostu cerrahi planımızı yaparız, hastaya ameliyat ederiz. Bu arada hastanın vücudu büyümeye devam eder. Omurga artık yeteri kadar büyüdüğünde bölgeyi tekrar açıp o bölgeyi, omurgayı tekrar sabitleriz. Şu anda ise hastamız tamamen düzgün bir omurgayla, dengeli bir omurgayla hayatına devam edecek. Ahmet abze kontrol devart çamusule bistan bu çiçen spurnale kimepten daha sever rehabilitasyaz gavdi vart. İkiden kamum dinare rom vart uagresat kma opili klinik it klinikis personalite kime bit damam sahure bit. Bu koertit elia var ama ve klinikis opisyalur darmamat geneli.